Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulüne ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah'ın selamı, bereketi ve inayeti ve hidayeti üzerinize ve üzerimize olsun inşallah. Bir sohbet ve muhabbet gününden yine merhaba diyerek başlıyoruz. Allah izleyenleri ve izleyecek olanları, sonradan da izleyecek olanları muradı neyse versin ve aşk ve muhabbet nasip eylesin inşallah. Evet, Hasan Fehmi Tezcan Hazretleri'nin derman arama derdine diye yazmış olduğu bir ilahi var. Onunla sohbetimize başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Derman arama derdine, derdin yeter, derman sana.
Evet dostlar. Vuslat yeter seyran sana. Allah'ın muhabbeti, sevdası, bereketi daim bizlerle beraber olsun. Derman arama derdine. Derdin yeter derman sana. Allah sana bir dert vermiş. Tevhid derdi, bu derdin dermanını arama. Çünkü o derman, o dert sana dermandır. Eğer ki derman ararsan derdine, bu derdin dermanı yoktur. Allah dermansız bir derde düşürür ama o dermansız derdin içinde Allah'ın kendisi vardır. Onun olduğu yerde derman zaten kendisi olur. O yüzden fakir ile eyle iftihar. Yani yokluğunla eyle iftihar. Zillet yeter devlet sana. Yani sen kendini aşağıların aşağısına it. Aşağıların aşağısı yap. Ama sana devlet verilsin. Sana haktan bir devlet verilsin. Aşk verilsin. Muhabbet verilsin. Zevk verilsin. Şuhud verilsin. Allah dostu ol. Fakreyle iftihar. Yani fakrinle eyle iftihar. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gibi sen de el fakru fahri, yani yokluğunla övün. Onun övündüğü gibi. Fena fillah ol. Fena ender fena ol. İlk önce yok olacaksın ki var olmak için. Allah senin şirk efalini istemez. Allah senin şirk sıfatını istemez. Allah senin şirk vücudunu istemez. Çünkü ondaki olan, onun olanları ona şirk olarak karşısında durmasını istemez. Diyor ki Allah-u Teala Azze ve Celle, bütün günahları affederim fakat şirki affetmem. Bizler de Peygamber Efendimiz hadisi şerifinde olduğu gibi diyor ki, ben ümmetimin açık şirkinden korkmam fakat gizli şirkinden korkarım. Hiçbir insan açıkça şirk yapmaz. Azdır yani. Yüzdeye vurmuş olsak az bir bölüm tutarlar. Fakat gizli şirk %99'unu kapsar. Fiiller, yaptığım işler bana ait. Ben böyle bir ustayım. Ben böyle işte güzel bir sanat eseriyim. Şöyledir, böyledir. Hepsi kendini översin. Bu Allah'a şirk koşmak. Ve benim vasfım budur. Ben patronum, ben müdürüm, ben şuyum buyum hesaplarına girersen dersin kendine, bunu da Allah kabul etmiyor. Bu da en büyük şirklerden biri. Çünkü sıfatlar Allah'ın sıfatları. Ve dersin ki ben varım. Benlik, varlık, enaniyet şirkine girersin. Bu da Allah'ın istemediği büyük şirklerden, o şirklerden birisidir. Sen bu şirk nispetlerinden kurtulursan, bunları yoğa sayarsan, Allah sana öyle bir var verecek. O zaman o benim dediklerin Allah'ın sendeki tasarrufu olacak, tecellisi olacak. Zaten öyle ama sen bunun farkında değilsin be dostum. İnşallah Allah sana bunun farkına varmayı nasip eder. Bir an önce Allah'a yönelmek lazım ki Allah bir adım atın, ben size bir adım atayım diyor. O zaman bir adım atalım ki bütün şirklerimizi bizden temizlesin. Bizi kendinle var etsin. Enfuz afak bir temizlik lazım. Hareket ve sükun bir temizlik lazım. Bütün fiillerimizde fail olan Allah'tır. Bütün fiillerden fail Allah'tır. Yani ne görüyorsan bu alemde, iç aleminde ve dış aleminde ne varsa hepsinden fail Allah'tır. Yalnız bunun bir derecesi var. Bir külli, bir cüz'i, bir irade var. Bir cüz'i, bir külli var. Bir zamana kadar, yani bir bölüme kadar kul daha Allah'ı tanımıyorsa, görmemişse, bilmiyorsa, duymadıysa, duydum zannediyorsa sadece, o zaman onun ilk önce bir cüz'i iradesinle yapmış olacağı bir kendine bir temizlik vardır. İlk önce o temizliği yapar.
Ondan sonra kendini külli iradeye teslim eder. Bu sefer bütün azasından enfuz olarak hareket ve sükun olarak fail Allah olur. Ama ondan öncesi fail Allah dersen şirk olur. O yüzden hakikatin şeriatı biraz zordur. Hakikatin şeriatı ağır gelebilir yani. Şimdi duyuyorsun, biz namaz kılmayız, işte biz şöyle yapmayız, biz böyle yapmayız. Bu sadece kolaya kaçmak. Bu melamet anlayışı değildir. Pirimiz Muhammed Nur Arabi'ül Melami Hazretleri, iki gözüm namaza, abdeste diyor, feda olsun. Senin pirin bunu söylüyorsa, bu yolu bu düzene sokmuş biri, bir Allah dostu, bir evliya bunu sana söylüyorsa, demek ki senin de yapacağın tek şey onun gibi davranmaktır. Zevklerin değişebilir. Şuhut zevkin artabilir. Aynı zevki yapmayabilirsin. Fakat ana prensip olarak ona uymak zorundasın. Nasıl ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de aynı şekilde zahiri ve batını ibadetlerini, zahiri ve batını ve şuhutlarını yapmışsa sen de yapmak zorundasın be dostum. Bize şu yok, bize bu yok diye olay yoktur yani. Abdest dışını temizler. Kalbi zikrullah da yani vahdet deryası da senin kalbini temizler. Abdest alıp da dışını temizlemezsen necis olursun. Necis şekilde de namaz kılınmaz. Sadece batını değil, zahiri de mi böyledir yani? Peki zahirini temizledin, batınındaki o necislik ne olacak? O zaman bir an önce gideceksin bir mürşit çeşmesine. O da batınını senin sana vermiş olduğu o telkinatla, meratip ve makamatla senin o kalbindeki necisi temizleyecek ve tertemiz olacaksın. Şimdi namazı durabilirsin. Abdestin manası nedir? Temizlenmek. Yani Allah'ın huzuruna çıkacaksın. Temizlenmek değil mi? Çıkmadan önce temiz olmaktır. O zaman sen hem zahiri hem batını temiz olman lazım. Ama sadece batın olursan necissin be dostum. Senin giymiş olduğun bu eşya necis. Yani pislik var eşanda. Eşanı temizlemen lazım. Eşayı değiştirmen lazım. Eski Mehmet yine aynı Mehmet olmasın. Eski Ahmet yine eski Ahmet olmasın. Eski Mehmet geride kaldı. Eski Ahmet de geride kaldı. Şimdi bizi yeni Ahmet'le yeni Mehmet'le lazım. Sen senliği bırak. Gel Allah'ın varında var ol. O zaman kendindeki o manaya, kendindeki o zevke, kendinde var olana, gerçek manada, hakikati manada, yani istesen de istemesen de olan o Allah'ın manasına gel. Senin manında, senin derinunda bunlar var be dostum. Şimdi derman arama derdini. Eğer ki sen melamet derdine düştüysen, tevhid derdine düştüysen derman arama derdini. O dert sana dermandır. Derman yeter, derdin yeter derman sana diyor Hasan Fehmi Tezcan Hazretleri. Fakrin ile eyle iftihar, zillet yeter devlet sana. Yani o aşağıların aşağısına inmeden, yani diyor ki Yunus Emre Hazretleri, ayak olmadan baş olmaz diye. Sen zillet olmadan, yani kendini kınatmadan, kendini kınayamadan, daha doğrusu kendini kınamadan, kendin daha kendini bırak insanları, kendin kendini kınamadan, nefsini kınamadan devlet sahibi olamazsın. Yani bu devlete sahip olamazsın. Senin devletinde bir başkan var, bir cumhurbaşkanı var, bir kral var, bütün devletlerin içinde olan bir kral. Yani senin devletinde değil sadece. Senin devletindeki tecellisi sana göre, istidadına göre, başkasının devletindekine ona göre bir istidadı vardır. Ona göre bir tecelli eder, tasarruf eder. Ama senin devletinden de eden bir Allah başkanı var. Fiillerinde faildir. Vallahu halakakum ve ma ta'melun olarak sizi ve fiillerinizi yaratan benim diyor Allah-u Teala.
sıfatlarında mevsuftur. O haydır, diridir, o basardır, semidir, hayyumdur, kayyumdur. O görür, o işitir, o hayat sahibidir. O diriltir, o öldürür. Senin o devletinin içinde bir mevsuf olan Allah var. Ayet-el Kürsi'de dediği gibi. Ve senin varlığında o vücut dediğin, yani varım dediğin, o varlığın içinde asıl olan bir varlık var. O devletin içinde Allah isminde koca bir varlık var. Her şeyi yaratan, her şeyi elinde tutan. Seni sen yapan, esma veren, vücut veren, esma veren, fiil veren, sıfat veren bir varlık var içinde. Onca insan gelir, onca insan gider. Senin için öyle bir Allah-u Teala bir tekvin sıfatı koymuş. Oradan tecelli edince senden bir insandan bir insan meydana geliyor. Bu insan tekrardan gidiyor, çiftçi oluyor, su döküyor, topraktan bir meyve çıkarıyor. Yine aynı insan gidiyor bir teknolojiye, teknolojiyle uğraşıyor, televizyon, telefon, işte bir sürü şeyler çıkarabiliyor, değil mi? Demek ki Allah öyle bir fabrika kurmuş, insan fabrikası, insan kamil fabrikası. Vallahi bütün bu kainatta, bu şehadet aleminde ne varsa o insanın manasından, fabrikasından dışarıya çıkarıyor. Allah kendi manasını bile bu insanın fabrikasından çıkarıyor. Ama bu fabrikanın patronu Allah'tır. Hepimiz cüzdü iradeyle bu fabrikanın işçileriyiz. Çalışacaksın, çabalayacaksın, külli iradeye teslim olacaksın ki sen de bir terfi edesin. Müdür ol, ondan sonra en son patron ol. Patrona karış yani. Eğer ki patronun gönlüne girersen fabrika senin olur. İstediğin gibi fabrikada istediğin her şeyi yapabilirsin. Bu masayı kendine seçersin, o masayı kendine seçersin, yazanı yaparsın, bozarsın, değil mi? Çünkü patron senin elinde. Patronun gönlüne girmişsin. Yani Allah'ın gönlüne gir. Gir kamil gönlüne cennet dilersen. Fethuli buyurdu Kur'an içinde. Gir o kamilin gönlüne. Allah ayeti kerimesinde buyuruyor. Fethuli girin. O kamil insanın gönlüne girin. Cennet orası. Sana Kevser'inden verir. Cennette Kevser havuzu vardır. O Mürşid-i Kamil'in iki dudağının içindedir. Oradan sana verir kendi elleriyle Peygamber Efendimiz. Livel Ham sancağı vardır. O da tevhid sancağıdır. İşte o da böyle muhabbet yerleridir. O kamil insan seni toplar o sancağın altına ve sana sohbet ve muhabbet eder. Kevser'den de içilir. Muhabbetinden de içilir. Sana Hazreti Muhammed'in manasından da verir, Allahu Teala'nın manasından da verir. Çünkü Allah ve Muhammed'i cem edendir kamil insan. Allah ve Muhammed'i bir evde toplayan, gönül çalabın tahtı dediği gibi Yunus Emre Hazretleri'nin, çalap diyor gönüle baktı, iki cihan baktı, eğer kim gönül kırmış ise işte o gönül kamil insandır. O gönül evinin içinde Allah ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vardır. O yüzden Hasan Fehmi Tevzan Hazretleri diyor ki biat-ı hakkı Muhammed'den kılanlar merhaba. O hak ve Muhammed'den kılanlar. Hak Muhammed'den kılanlar yine olur. Bulduğunuz imanı kamil cümle erenler merhaba. Bak hak ve Muhammed'e biat nereden kılınıyormuş? Buldunuz imanı kamil, kamil insandan. Cümle yaren merhaba. Demek ki girmek lazım o kamil insanın gönlüne. Derman
arama derdine. Yine başa dönelim. Şimdi sen böyle bir derde düştüysen, bu aşkın, bu muhabbetin yoluna, bu derdine düştüysen, derman sana mürşid-i kamildir. Başka yerde arama. O senin karşında. O seni sen yapan, o sana iç temizliği yaptıran, dış temizliği yaptıran, seni sana tanıtan o kamil insan. Onun manasını, o perdenin arkasında neler var neler. Yeter ki sen o kapıyı açmayı bil. Hazreti Ali kapısını açan Muhammed şehrine gelir. Muhammed kapısını açan Allah şehrine girer. O şehre giren de sefasını sürer yahu. Gelin ihvan yarenler, hemen diyelim Allah Allah bizleri gerçek manada vuslata erenlerden, gerçek manada kamile, Allah'a, Muhammed'e biat edenlerden eylesin. Çünkü eğer ki bir yol tutacaksak, o adresi bilen, o yoldan bize navigasyon olan, bizi bize tanıtıp nasıl gideceğimizi, nasıl yürüyeceğimizi, nasıl temizleneceğimizi gösteren bir kamil insan bize lazım. Yoksa kendimizi tanımıyoruz, tanıdığımızı zannediyoruz. Yol yürümüyoruz, yürüdüğümüzü zannediyoruz. Yolu dahi tanımıyoruz. Ne aradığını bilmeyen ne bulduğunu anlayamaz. Eğer çıkmış isen sen bir dağa veyahut da çöle altın arıyorsan, ne aradığını, altının nasıl bir şey olduğunu bilmiyorsan, kazdın ve buldun bir şey. Onun altın olduğunu bilmiyorsan senin için ne önemi var? Ama aradığını bileceksin. Sen altın aramaya gittiysen, altını bulduysan ne bulduğunu anlarsın. Bu altın ne bilirsin yani. O yüzden aradığın Allah ise eğer, o zaman Leyla çölüne, yani vücutle ülkene çık, ara onu, bulacaksın. O sana senden yakın olan Allah. İçinizdeyim görmüyor musunuz diyen Allah. Sen onların içlerindeyken onları ehlak edici değilim diyen yine Allah. Hayat ilim iradesi mi basar kudret kelam tekvin sahibi olan Allah. Vücut kıdem beka vahdaniyet muhalefetül ilavadis kıyam bir nefsiye olan yine Allah. Efali Allah, sıfatı Allah, vücudu Allah. Allah'tan başka bir şey yok. La ilahe illallah. İskale la ilahe illallah. Dahile cennet diyor ya. Kim aşk ile, zevk ile la ilahe illallah derse, bir defa dahi olsa cennete girecektir diyor. Cennete dahil olacak. Kim la ilahe illallah derse, öyle bir yokluk yaşa, öyle bir fena indir, fena ol ki la ol, ilahlarından yok ol, yani şirk fiilinden, şirk sıfatından, şirk vücudundan yok ol, illallah diyen Allah olsun. O zaman cennete girmez misin ya? Gir kamil gönlüne cennet dilersen, Fethuli buyurdu Kur'an içinde. Kamilin gönlüne girmişsen, demek ki sen La ilahe olmuşsun zaten. İlahlarından yok olmuşsun. Kendin varlığın olarak da yok olmuşsun. Yani kendini külli iradeye teslim etmişsin. Pir Efendimizin dediği gibi. Nerede olursan ol külli iradeyle. Külli iradeyle berabersin. Hiç cüz'i iradeyi tekrar geri almıyorsun ki be dostum. Bütün fiillerden faal olan Allah değil midir? Bütün sıfatlardan mevsuf olan Allah değil midir? Bütün vücutlardan mevcut olan Allah değil midir? La faile illallah. La mevsufe illallah. La mevcude illallah değil mi yahu? O zaman yokluğunu anla. Allah'a karşı şirk koşma.
bu hafi olan, gizli olan şirkinden kurtul. Kurtulmanın yolu var. Nasıl? Bir kamil mürşide varmaktır. Kurtulmanın yolu. Varacaksın, ondan nasibini alacaksın, seni sen de yok edecek, kendi varlığında var edecek. O zaman anlayacaksın ki İskale la ilahe illallah dahile cennettir yani. La ilahe illallah diyen cennete nail olur, dahil olur. O kamilin gönlündeki olan cennete. Seversen onu, vallahi o da sevecektir seni. Siz beni bir kere anın diyor Allah-u Teala, ben sizi binlerce kez anayım. Beni çokça zikredin, ta ki ben de sizi zikredene kadar. Ben de sizi zikredeyim. Feskuru ni eskurkum, feskuru li vela tekfurun diye ayet-i kerimesi. Siz beni çokça anın, ben de sizi anayım diyor. Gir kamil gönlüne cennet dilersen fethuveli buyurdu Kur'an içinde. Allah seni kamil insanın dilinden anar. Duymaya kulak ister, görmeye göz ister, anlamaya idrak ve şuhud ister. Bunlar da sana verecek olan bir kamil insan var. Nerede olsanız olun, onu bulun. Çölde de olsan, dağda da olsan, çayırda da olsan, bayırda da olsan, nerede olursan ol, zindanlara da girsen, kuyulara da düşsen, balığın karnına da girsen yine de o insanı kamili bulman lazım. Nasıl ki Allah-u Teala bütün peygamberlere, nebilere bunu bu şekilde yaşatmışsa, balığın karnında nasıl ki Yunus Aleyhisselatü Vesselam'ı yaşatmışsa, oradan onu terbiye etmişse, nasıl ki Yusuf Aleyhisselam'ı kuyularda aynı şekilde yaşatmış, onu oradan temizlemişse, aynı şekilde seni de bu varlık kuyusunun içinden temizleyecektir yahu. Yeter ki sen seni çıkaracak olan kervanı bul. Yeter ki sen o muhabbetin sana akacak olan, seni bu yolda ilerleyecek olan, seni sen yapacak olan kamil insanı bul. Buldukça temizleneceksin. Yani abdest alacaksın kamil insanında. O sana, o seni sende yok edecek, seninle var edecek. Tek varlık, tek mazhar, Allah'ın mazharı olan insan-ı kamil. Evet, Hasan Fehmi Efendimizin gir kamil gönlüne cennet dilersen fethuli buyurdu. Kur'an içinde yazmış olduğu ilahi seslendirelim, okuyalım. Zevkimize zevk atsın. Allah gir kamil gönlüne cennet dilersen, gir kamil gönlüne cennet dilersen, fedhuli buyurdu Kur'an içinde, fedhuli buyurdu Kur'an içinde.
dinimizi daim ve kayım eylesin. Yolumuzu pür nur eylesin. Melamet neşemizi eylesin. Pirin yolundan, Muhammed Nur'un yolundan gidenlerden eylesin. Onun izinden adım adım basanlardan eylesin. Evet. Muhabbetimize devam ediyoruz. Derman arama derdine diye başladık. Derdin yeter, derman sana. Şimdiki ileride de diyor ki bulasın dermanı derdin içinde. Demek ki gerçekten derdimizin dermanı, derdimizin dervanıdır bu. Tevhid. Her nereye baksan tevhidi söyler. Allah-u Teala Azze ve Celle ayete kelimesinde diyor ki her şey beni zikretmekte, tesbih etmekte, tevhid etmekte, ancak siz bunu duyamazsınız. Ancaksın ne lazım bize? Allah'ın sıfatı lazım. Ne? Semih sıfatı lazım ki bize tecelli etsin. Bu eşyaların, insanların, bu şehadet aleminde, yani bu dünya aleminde ne varsa hepsinin zikrini duyalım. Nasıl ki Süleyman Aleyhisselam onlarla konuşmuş, hayvanlarla, üç harflilerle, bütün eşyalarla havaya hükmetmiş, rüzgara. Aynı şekilde sana da rüzgardan hu diyor mu bu Allah diyor yahu. Yani sadece sana bir kulak lazım. Kulağın içinde bir semih lazım. Sana bir göz lazım. Gözün içinde de bir basar lazım. Allah sende bir tecelli etsin. Allah gönlünden bir aydınlık yapsın sana, karanlığını aydınlatsın güneş gibi. Allah sana zatından bir varlık versin. O zaman duyacaksın ki ve göreceksin ki bütün azalarından, bütün eşyalardan nasıl zikrettiğini Allah'ın. Yani her şey Allah'ı zikretmekte. Fakat siz duyamazsınız. Ancak ve ancak duyacak olan tevhid ehli olan. Yani fena ender, fena olanlar duyabilirler. Çünkü duyan ve konuşan vallahi de, billahi de, billahi de Allah'tır. Faili Allah, mevsufu Allah ve mevcudu Allah'tır. Vallahi güzel eyler diyor ilahi de. Billahi güzel eyler, dillahi güzel eyler. Çünkü o güzellerden de güzeldir. Kaptan o. Biz geminin içinde birer çalışanız. O zaman kaptana kulak ver. O kaptan seni menzile, nereye gideceksin artık? O bu deniz deryanın üstünde, bu ilmullahın üstünde seni götürecektir. Yani kendi gemini de sen ona bağla. Sen eşeğini sağlam kazağa bağla derler ya. O zaman sen kendi eşeğini, kendi varlığını, eşek hayvansı olarak demiyorum da, eşek ne demektir aslında? Taşıyan, yani bir şey taşır. Eşeğe yüklersin, o da taşır seni bir yerden bir yere götürür değil mi? Sen de bu eşeğini veya da bu deveni, deve de olur, güzel bir yere bağla, yani Allah'a bağla, tevhide bağla. Bağla ki sağlam olsun. Allah'ın tevhidine bağlanan ne varsa vallahi de Allah onları kanatları altında korur. Ona duyduğun bu sevgi, bu muhabbet vallahi sana misliyle hazine olarak geri döner. Onu seven onun gibi olur. Nasıl ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ı sevmiş ve Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmışsa, bizler de seviyorsak eğer, o zaman onun gibi biz de ahlaklanmışız. Şeriatiyle, hakikatiyle güzel ahlak üzere olmamız lazım. Peygamber Efendimiz de güzel ahlakı yaymak için gelmedi mi? Öyle demiyor mu hadis-i şerifinde? Ben atam İbrahim'in vermiş olduğu bu ilmi anlatmaya
tamamlamaya ki evet yaymaya ve güzel ahlakı da tamamlamaya geldim diyor değil mi? Güzel ahlakı tamamlamak hala devam ediyor. Sendeki Muhammediyet o ahlakı tamamlasın. Sendeki o muhabbet o ahlakı getirsin, hali getirsin, zevki, şuhudu, idrakı getirsin. Her kişinin istidadında bu açıklık, bu görüş varsa o zaman sendeki o Muhammediyet o ahlakı almış demektir. Muhammed'de o ahlak var zaten. Sendeki Muhammed'den ne haber? Eğer ki onun içeride saklıyorsun, gidiyorsan, zindanlara koymuşsan Allah sana bunun eksi olarak azabını gösterecek. Çünkü sen o Muhammed'i zindanlara attın. Sen o Yusuf'u zindanlara attın. Ama Züleyha olursan, Züleyha gibi Yusuf'a aşık olursa o Yusuf'u zindanlardan çıkartırsın. Ne varsa ne neyin varsa verirsin o Yusuf için değil mi? Neyi varsa vermiş Züleyha. Ta ki bedenini bile vermiş. Zaten sen de bu varlıktan ve bu benlikten kurtulman lazım. En büyük sana eksi getirecek, azap getirecek şey de bu. Şirk de budur zaten. Ne zaman ki sen de Züleyha gibi Yusuf'a aşık olacaksın, can Yusuf'una aşık olacaksın, ten Yakub'unla, vallahi Allah seni Yusuf'una kavuşturacak. Bu sendeki varlıklar, benlikler, egolar o Yusuf'u kuyuya attılar. Kardeşleri gibi. Sendeki olan Yusuf'u senin olan ben varım anlayışın. Yani bu fiil benim, bu sıfat benim, bu vücut benim. Ben böyle yaparım, ben böyle ederim, böyle güzelim, böyle şey yaparım, böyle dağlar benim, böyle evler benim diye Yusuf'u, can Yusuf'unu kuyuya attılar. Ama bir kervan geliyor. Bir kervan gelir. Onu o kuyudan çıkarır. Kim o kervanın sahibi? Müşrik-i Kamil'dir. O atmış olduğu o kardeşler, sendeki olan şirk kardeşleri, senin zannettiğin o kardeşler, seni kuyuya atarlar ve Müşrik-i Kamil o kuyudan seni çıkarır. Seni alır o varlığını, getirir pazarda köle diye satar. Ondan sonra seni yine satın alır. Yani komutan olarak. Ondan sonra sana bu ten Züleyha'sı Yusuf'a aşık olur. Onu elde etmek ister. Hala sonra şu an nefis sana seni elde etmek istemiyor mu dostum? Züleyha nefisindir senin. Nefsin Yusuf'a aşık. Onu elde etmek istiyor. Ama ne yapıyor Yusuf? Ona elini tersinle itiyor değil mi? Sen de nefsinin arzularını yet elini tersinle. Ama o nefis seni zindanlara atacak. Dert verecek, sıkıntı verecek, keder verecek, her şeyi verecek sana. Sen bunlara sabredersen bu mısıra, bu vücut mısırına sultan olacaksın. Ondan sonra o nefis sana uyacak. Züleyha kendisi gelecek sana. Nefis Müslümanlaşacak. Ondan sonra nefis denen o şey Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dediği gibi sana dost olacak. Dost. Sana dost olduğu zaman nasıl ki demiş Züleyha Yusuf Aleyhisselam'a, ben demiş artık gerçek Yusuf'u buldum. Ben sana gelmedim. Gerçek Yusuf'a geldim. Allah'a geldim. Bana o Yusuf lazım. E demek ki sen de şimdi o Yusuf'u istiyorsan kendi varlığında öleceksin. Mısır'a sultan olmasını istiyorsan Yusuf'u öleceksin. Fena olacaksın. Yani fenayı efal yapacaksın. Fenayı sıfat ve fenayı vücut yapacaksın. Bunları yaptıktan sonra o Yusuf Mısır'a sultan olur. Bir de söz vardı bir ilahide. Nasıldı? Yusuf'u kaybettik Kenan ilinde. Diyor ki Yusuf bulunur ama Kenan bulunmaz. Demek ki Yusuf çıkıyor oradan ama onu arayan yok oluyor. Onu arayan bulamaz. Kendini arayan bulamaz. Allah var çünkü. Allah'tan başka bir şey yok. La ilahe illallah var. Allah'tan başkası yok diyor. Sen nasıl varsın be güzelim? Sen nasıl varsın be dostum? Sen onu aramakla çıktın ama sen cüz'i iradenle çıktın. Külliye gelince yok oldun.
Bir daha Peygamber Efendimizin dediği gibi, yine bak tekrar geliyor. Diyor ki külli iradeden başka bir şey yok ki biz kendi irademizi alalım da gezelim. Padişahın karşısına çıkınca sadece külli değil ki, padişahtan uzakken de biz diyor külli iradeyle beraberiz. Çünkü Allah bizim şah damarımızdan yakın, fiilimizden fail, sıfatlarımızdan mevsuf, bu varlığımızdan da mevcuttur. O zaman sen ona kendini teslim ettiysen, o zaman cüz-i iraden senden alınmış demektir. Ne varsa külli iradedendir. O zaman ayrihi ve ayrihi minallahu teala olur. Yoksa cüz-i iken hayrihi ve şerrihi minallahu teala olur. Ama hayrihi ve ayrihi yapanlar ariflerdir. İrfan sahipleridir. Onlar tevhid irfaniyetiyle dolmuşlardır. Sen de dolabilirsen, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nasıl ashabını yetiştirmişse, sen de kendi Muhammediyetinden ashab olsana ona. Kendi Muhammedine ashab olsana. Olabiliyorsan zaten sen cennetle müjdelenmiş olursun. Nasıl ki ashabı müjdelemiş Allah-u Teala. Ensar ve muhacir. Sen de aynı şekilde müjdelen ya. Nasıl ki Rabiatül Adeviye'yi de muhabbetinle müjdelemiş, ta ki onu almış Mekke'den Kabe'yi kapısının önüne, evinin içine getirmiş, gönlüne getirmiş Kabe'yi. Sana da götürmüş zaten, farkına varsana. O gün Rabiatül Adeviye'ye getirmiş gönlüne, bugün de sana getirmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Eğer bir kalp kırarsan Kabe'yi yıkmış gibisin demiyor mu? Demek ki senin gönül Kabe'n o oradaki Kabe'den de üstün. Asıl Kabe senin gönlündür. Bunu senin gönlüne sokmuş, içine sokmuş, şuhuduna atmamış mı bu Allah? Almış onu Mekke'den senin gönlüne getirmiş ya. Tavaf etsene. Bir şarkı var. Bakkal amca, bakkal amca. Diyor ki yoğurdun var mı? İşte pirincin var mı? Ya sana söylüyorum o zaman. Bakkal amca, bakkal amca, Kabe'm var mı? Var. Var, var diyor. Ne duruyorsun? Tavaf etsene. O Kabe'ni, gönül Kabe'ni. O senden sana yakın ya. Durma. Daima ileri ol. Sana durmak değil, gitmek yakışır. Yol yürümek yakışır. Çünkü derviş, arif hep yol yürür. Yunus Emre'yi ne ile tanırsınız? Dağlarda, taşlarda gezen değil mi? Çoğu evliyayı nasıl tanırsınız peygamberleri? Ta ki Peygamber Efendimiz dahi çobandı. Bak yolları geçerdi değil mi? Mana yönünde de böyledir. Bu dağlarını geçsene sen de. Tur Dağı'na çık, Helanur Dağı'na çık. Kaf Dağı'na da çık. Hepsini gez. Orada Allah ile konuş. Dağın ardında var Allah. Allah bize bu dağları gezip, geçip, aşıp gerçek manaya erişenlerden eylesin. Evet, yazılı var mı o? Kitabı var içeride ama. Var. Her okuyuşta siz Kur'an hikmetiyle dolun. Kur'an'ın hikmetiyle dolun diye. Evet, o zaman biz biraz daha muhabbet edeyim. Ondan sonra o yayı siz hazırlayın. Bu tevhid, bu melamet bize sinsile yoluyla, yani ta ki Allah'tan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, oradan Hazreti Ali'ye, oradan 12 imama, oradan sinsile yoluyla yolumuzun büyüklerine, ta ki Pir Efendimiz'e, Muhammed Nur Arabi Hazretleri'ne, ne? Bismillahirrahmanirrahim, her okumuşta siz. Kur'an'ın hikmetiyle dolu. Zaten çıkacak o yaz, öyle anlat. Pir Efendimiz Muhammed Nur'a kader gelmiş ve oradan da
bu silsile Salih Rıfat Efendi ile devam etmiş. Ondan sonra Ali Rahmi Efendi ile devam etmiş. Ondan sonra Hasan Fehmi Tezdoğan ile devam etmiş. Hasan Fehmi Tezdoğan'dan da Ahmet Kumanlıoğlu Efendimiz'e ilka olmuş. Oradan da Hacı Babamız'a ilka olmuş. Hacı Babamız'dan İbrahim Öcal Efendimiz'e ilka olmuş. Fehmi Efendimiz'e ilka olmuş. Fehmi Özden Efendimiz'e ilka olmuş. Oradan da Ahmet Demir Efendimiz'e ilka olmuş. İnşallah bizlerin gönlünde de ilka oluyor. Bu sevda, bu muhabbet, bu tevhid böyle geliyor vallahi. Ve bundan sonra da Allah'ın tevhid sancağı hiçbir zaman yere inmez. Allah çünkü kendisi tevhid eder. Onu yıkacak bir kol var mı? Onu yıkacak bir varlık var mı? Allah istediği gibi hükmeder. O zaman senden de sana ona uymanı bekler. Evet. Ahmet Kumanlıoğlu Efendimizin bir ilahisiyle devam edelim. Vasiyetiyle devam edelim. Şunu şeyini açsana. Işığı devamlı açık kalsın. Kapanmasın. Veya sen tutabiliyorsan oradan bana tut. Işığın sönmesin. Çünkü sönüyor. Sonra açma ihtimalim olmuyor. Evet. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam mı? Böyle ara sıra indirirsin. Her okuyuşta siz Kur'an'ın hikmeti Ah!
Aşk versin, Amin. Muhabbet versin, Amin. Şuhut versin, zevk versin, idrak versin. Allah yolundan bizleri ayırmasın. Kapıyı kapatsana. Evet dostlar. Ahmet Kumanlıoğlu Efendimizin yazmış olduğu ve nasihatidir bu ilahi. Her okuyuşta siz Kur'an'ın hikmetiyle dolun. Ayrılmayın evlatlarım, Kur'an yolunda olun. Diye yazmış olduğu bir ilahi. Kur'an hep insandan bahseder. İnsanı insan yapmaktan bahseder. Allah-u Teala demek ki insana öyle bir önem vermiş. Onu kendine öyle bir mazhar kılmış ki bütün hazineyi, bütün varını, yoğunu bu insandan, insan-ı kamilde kullanmış Allah-u Teala. Dur böyle kalsın. Allah Kur'an'ı alıp o insanın içine eklemiştir. Yani sana bir meratip ve makamat verilmişse, Kur'an ayetleri verilmişse vallahi senin içinde var da dışarıdan verilmiş bir şey değildir yani. Var ki sana içinde onlar zahire dönüyor, zahire çıkıyor. O yüzden Allah Kur'an'ı insanı kamili eş değer kılmış. Yani Kur'an ve insan ikiz kardeştir diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an ve insan ikiz kardeştir. O zaman Kur'ansız insan olmaz, insansız da Kur'an olmaz. Kur'an bize hep insandan, Allah daha doğrusu bize hep insanı anlatır. İnsanı söyler. İnsan, insan, insan. Biz diyor azineyi, biz bu emaneti daha doğrusu dağlara verdik, kabul etmediler. Haya ettiler. Korktular yani. Meleklere verdik, istemediler, korktular. Hayvanlara verdik, korktular. Dağa taşa verdik, korktular. Yalnız ve yalnız diyor, insan bunu kabul etti. İnsan bu emaneti üstlendi. O da diyor ki, ne cahildir. Kur'an bunu bu şekilde söylüyor. Demek ki insan bunu kabullenmişse bu emanet nedir? Bak koca Kur'an'ı, yani zahir bildiğimiz bu Mushaf-ı Şerif'i, Kur'an'ı Allah senin gönlüne koymuş ama sadece buradaki yansımayı sen Kur'an zannediyorsun. Asıl itibariyle Kur'an senin manandır. Çünkü Allah söylemiş, bu da dışarıya yazılmış olan bir Kur'an değil midir? Öyledir, yazıdır değil mi? Ama onu söyleyenin manası senin gönlünün içinde. O yüzden Kur'an'la insan ikiz kardeştir. Allah söylemezse yazar mı ki? Yunus Emre Hazretleri'nin olması lazım bir sözü var. Kalemi gören de diyor, yani el yazdı sanır. Değil mi? Aslında o elin ardında o kalemden yazan bir Allah var. O zaman bu Kur'an'ı söyleyen, bu kelamı ağzından çıkaran kim? Allah-u Zülcelal-i ve İkram'dır insanın dilinden. Bu Kur'an'ı nereden duydular? Ashab. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dilinden değil mi? Demek ki o insan-ı kamili gene mahzar kılmış. O insan-ı kamil perdesinin arkasından seslenmiş. O yazıyı almışlar, bir kitaba yazmışlar. Ve bunun ismine de Kur'an demişler. Esas itibariyle Kur'an kimmiş? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Değil mi? Bu Kur'an'ı yaşayarak yani haliyle anlatmış ki oraya gitmiş. Şimdi onun haline hadis diyorlar, sünnet diyorlar. Ama o hadislerle, sünnetlerle sen bu Kur'an'ı ayetleri daha doğrusu anladın. Ayet oldun Allah'ın kelamı. Vallahi ve billahi asıl itibariyle, öz itibariyle, hakikati itibariyle bakarsak sünnetler de, hadisler de, ayetler de vallahi Allah'ın kelamından başka bir şey değildir.
kelam kelamullah'tır. Efal efalullah'tır. Sıfat sıfatullah'tır. Vücut vücudullah'tır. Zat zatullah'tır. Yeter ki sen o zatullah'a, o manaya, o ummanlara kendini salıver. Korkma ya. De melami korkusuz olur. Korkmaz. Nasıl ki Hallacı Mansur Efendimiz gibi beni diyor ki bu tende öldüreceksin ama ben diyor başka bir tende gene dirileceğim. Onu da öldür diyor. Senin teninde dirilirim diyor. Hadi kendini de öldür. Zaten kendini öldürse o kişi manaya erişecek. Allah'cı Mansur'un safında olacak. Sen de pirin safında ol. Pir Muhammed Nur'un safında ol. Kendini öldür, onun safında ol. Şimdi o gün Pir Muhammed Nur ölmüş. Değil mi? 1887 tarihinde ölmüş. Ama bugün 2023'te yine diriliyor. Pir Muhammed Nur Arabi Melami Hazretleri ölmedi ki. Hep diri. Çünkü o ölmezden önce öldü Peygamberimiz dediği gibi. Mutu kable ente mutu yollu. Ölmezden önce ölümü tattı. Aynı Hazreti Ebu Bekir gibi. Bir daha ölmek onun için yok. Ölümü öldüren kişidir Pir Muhammed Nur. Sen de onun safında olmak istiyorsan o zaman hizmet edeceksin. Hizmet, hizmet, hizmet. Hizmet et kardeşim ehli tevhide. Onunla varılır Hazreti Pir'e. Bak ne güzel söz. Hizmet edeceksin. Onunla varacaksın o Hazreti Pir'e. Çünkü o da hizmet etmiş. O hizmetinle muamele etmiş. Allah da ona şefkatinle, rahmaniyetinle muamele etmiş. İnşallah sen de o pire uy. Pirin yolundan git. Vallahi sen de pirlere karış. Kırklara karış. Pir Muhammed gönlü, yüzü, ilmi hep üst seviyede güzellikte olan bir insandı. İnsanı kamildi. Adamdı derler ya adamdı. İşte onu Pir Muhammed Nur Arabi Melami Hazretleri'ni kullanabiliriz. Adam gibi adam. Yani. Bakarsak onun hayatına binlerce derviş edinmiş. Düşünsene sen bir binlerce dervişin düşüncesini, sıkıntısını, yetiştirmenin sıkıntısını Allah için nasıl bir hizmet vermiş değil mi? Her şeyden çok insanla uğraşmak çok zor. O en büyük derdi kendine edinmiş ve bu dertten de sapasağlam kazanarak çıkmış. Bizler de ona uyarsak, onun savunda olursak, onun savaşında bizler de onun yanındaki nasıl derler? Arkadaşları, savaş arkadaşları olabiliriz yani. O bu tevhid uğruna ölmüş, şehit olmuş. Bizler de şehadetinden tadabiliriz. Nasıl diyor İlahide Hasan Fehmi Tevzan Hazretleri? Mürşidim Ali Rahmi bildirdi beni bana. O Rişad-ı Manevi bildirdi bana, beni bana. Nasıl da iki sözü var mı burada? Var. Diyor ya şehadet. O Sıdk ile şehadet bildirdi bana. Onun öncesi neydi? Bak bakalım o söze. O Sıdk ile şehadet bildirdi beni bana. Demek ki o şehadette yani eşhedü en la ilahe illallah da bulmuş melamet. Muhammed Resulullah'ta da bulmuş melamet. Bizler de onun gibi şehadet edelim. Allah'ın varlığına, birliğine. Allah var ve birdir değil mi? Nerede? Şehadet edeceksin, ona göreceksin. Kamil insan da vardır ve birdir. Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Nerede? Bu da birdir. Bu da kamil insanda, insanı kamilde vardır ve birdir. Orada göreceksin ve idrak edeceksin bunu. Çünkü Allah la ilahe illallah, Allah'tan başka bir ilah yok. Şahitliğini de insan-ı kamilden gösteriyor. Yani oradan görebilirsen görürsün onu. Başka manzara yok. En güzel manzara
insan-ı kamildir. Ondan üstün bir manzara. Yani manzaranın neresinden tutarsan tut Allah'a bağlanıyor. Hangi patikadan gitsen bu manzaranın patikasından vallahi Allah'a ulaşıyor. Hangi güzelliği görsen Muhammed'in nurundan Muhammed'e ulaşıyor. Ondan başka bir güzel yok. Varsa Allah'tan başka bir şey yoktur. Varsa Allah vardır. O yüzden dostlar, kardeşler, hepimiz o güzel Allah'ın fiilleriyiz. O güzel Allah'ın sıfatlarından biriyiz. Oldu davet, hemen ettim icabet. Oldu sıdk ile şehadet, bildirdi benim. Oldum tevhide davet, hemen ettim icabet, o sıdk ile şehadet bildirdi beni bana. Demek ki tevhidden çağrılmış, hemen gitmiş. Seni de bugün tevhidden çağırıyorlar. Gel Beru Eycan, gel Beru. Demek ki hemen gideceksin. Tevhide davet ettiler mi? Hemen gideceksin. O sıdk ile şehadet bildireceksin sana. Çünkü şehadet-i kelime nedir? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Sadece dilden değil. Bunu öyle bir eşhedü de la ilahe illallah da Allah desin. Öyle bir şahitlik yap ki Allah kendi varlığına şahit olsun. Demiyor mu namazda? Semiallahu limen hamide. Allah kendi hamdını işitti. Kulun dilinden söylediği hamdı diyor, semi ile işitti. Kendi hamdını işitti diye. Demek ki şimdi kulun dilinden söylenen eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü. Allah şimdi kendi şehadet etmez mi? Kendisi bilmez mi? Kendisi şehadet etmez mi ya? Hamd eden o. Demek ki şehadet eden de o. Bu şehadeti kendi varlığına, hani dövme yaptırırlar ya, dövme. Aynı o şekilde bütün vücuduna bunu dik. Yapıştır yani. Nerene bakarsan bak tevhid akıyor. Nerene bakarsan bak tevhid var. Fiillerine baksan fail Allah. Yani tevhid efal diyorlar bak. Bütün fiillerin birliği değil mi? Fiillerin birliği demek. Tevhid var mı fiillerinde senin? Var. Allah'ın ama bak Allah'ın tevhidi var. Allah'ın tevhidinin birliği var. Bütün sıfatlarında var mı tevhid senin? Var. La mevsufe illallah. Yani tevhid-i sıfat diyorlar buna da. Allah'tan başka da diyor ki mevsuf yok. Yani bunlarla kapsayan, bunlarla tecelli eden yok. Bunlarla vasıflanan yok. Bak görüyor musun Allah'ın tevhidi gene senin sıfatlarının içinde nasıl var? Benim dediğin daha doğrusu bu sıfatların içinde. Varım diyorsun. La mevcude illallah olarak. Bütün mevcudatta olan Allah'tan başkası değildir değil mi? Allah'tan başka bir mevcut yok. Varsa mevcut Allah'tır. Bak görüyor musun şimdi o varlığında, benliğinde nasıl bir tevhid var senin bütün vücudunda? Demek ki sen bu tevhidin içinde hala tevhidi arıyorsan, hala tevhidi bulamadıysan Allah seni gafilliğe atmış yani. O kadar Allah'a uzaksın ki Allah artık sana öyle bir perde koymuş, kendi önünü, gözünün önünü göremiyorsun. Gayrül magdubu aleyhim veleddalim var ya, işte öyle. Bizi gayrılardan eyleme diyor. Ariflerden, kamillerle beraber eyle. Gayrı olanlardan eyleme diyor. Fatiha suresinin sonunda. Demek ki biz şimdi o gayrı dediğin o perdeli olanlardan değil, irfaniyetli, muhabbetli, zevkli, aşlı melami olmamız lazım. Melami Muhammed'dir. Melami Pir Seyyid Muhammed Nur Arabi'dir. Bizler de melami olmanın yolunda olan salikleriz, dervişleriz. İnşallah dervişliğe kabul olmuşuzdur da dervişiz diyoruz ama dervişlik fedakarlık gerektirir çünkü. Derviş Yunus.
neler yapmış, neler, ne fedakarlıklar yapmış, ne fedakarlık. O zaman bizler de derviş olmak için fedake ya Resulallah diyebilmemiz lazım. Şimdi ya Resulallah'ı değiştirebiliriz. Fedake ya Mürşid-i Kamil diyebilmemiz lazım. O gün Resulallah'tı. Bugün yine Resulallah ama Kamil esmasından. Kamil sıfatlarından. Gene fedake ya Resulallah. Anam babam sana feda olsun. Malım mülküm sana feda olsun. Canım sana feda olsun ya Resulallah. Demedi mi ashab? Bugün sen ne diyorsun be dostum? O Muhammed için. Sen de diyebiliyor musun? Anam babam sana feda olsun. Canım sana feda olsun. Malım mülküm, evlatlarım, her şeyim sana feda olsun diyebiliyor musun? Ya Resulallah. O zaman ashab gibi olmak istiyorsan fedakar olacaksın. Feda edeceksin kendini. Feda edeceksin. Feda, feda, feda. Ondan sonra sana verecek Allah vefa verecek. Güzellik verecek. İzzet sahibi yapacaksın. Zilletten alacak, izzete getireceksin. Yani aşağılardan alacak, yükseklere. Güzelliklere, cennetine nail edeceksin. Bu tevhid bizlere neler getirir? Cennet getirmez mi? Efalin cenneti var, sıfatın cenneti var, zatın cenneti var değil mi? Bak bu tevhid sana nasıl güzellikle getiriyor. Ama öncesinde ne var? Fenai efal var. Fenai sıfat var. Fenai vücut var. Değil mi? Öncesinde ne var? Zillet var. Yani aşağılara, yokluğa ermek. Bu koca varlıkta, Allah'ın varlığında yokluğa ermek. Asıl itibariyle bakarsak vallahi de senin varında, yani senin özünde öyle bir varlık var ki yok olmaz. Ama sen ekstra bir, yani olmayan varlık çıkarırsan, gölge de kendine ben de varım derse, o zaman gölgeyi yansıtan yok olursa gölge de yok olur. Biz gölgeleriz. Var görünen gölgeler. Eğer Allah gölge, Allah varlığını alsa ne gölge kalır, ne hayal. O zaman var ki, varsa bu Allah, bizler de onu takip edelim, gölge seni takip ettiği gibi. Zaten takip etmekten de başka çare yok. Gölge diyebilir mi? Ben seni takip etmem artık. Var mı öyle bir şey? Yok. Nereye gidersen o da seninle beraber gelecek yani. Allah nereye giderse failini yaparsa sen de fiil olarak onu yapacaksın. Ama yeter ki külli iradeye kendini teslim et. Falan değilsin. Allah'ın emaneti insan kaldırır. Ne diyor? Biz bu emaneti insana verdik değil mi? İnsan kabullenir. İnsan kimdir insan? Herkes insan mıdır? İnsan olabilmek için Allah'ın önünde zahir olması lazım. O sendeki o Allah ve Muhammed tecellisi zahir olursa, manası sende zahir olursa, o zaman sendeki sıfatlar sabitleşir. Çünkü bu sıfatlar zaten onun yahu subut sıfatlar demek. Subut sıfatlar yani sabit olan sıfatlar. Allah'ta sabit bunlar. Allah varsa bunlar var. Bugün Allah o can denilen, yani bu tenden, bu kafesten çıktığı zaman, bülbül olup uçtuğu zaman ne oluyor sendeki, benim dediğin o sıfatlar? Hepsi birer birer sönüyor değil mi? Hiçbirinde bir ceyran yok. Ama Allah'ın manası senin gönlünde varsa demek ki bu sıfatlar neye aitmiş? Allah'a ait. Bu sıfatlar onun sıfatları. Bu varlık onun varlığıdır be dostum. İnat etme. Boyun eğ. Gir Kamil'in gönlüne cennet dilersen işte. Bir müşid-i Kamil'e varmadan olmaz diye ilahi. Gel ey kardeş hakkı bulayım dersen, bir kamil mürşide varmadan olmaz. Resulün cemalini göreyim dersen, bir kamil mürşide varmadan olmaz. Bak Resulün cemali bile neredeymiş? Bir kamil mürşide varmadan olmaz. Biat-ı Hakk-ı Muhammed'den kılanlar merhaba. Buldunuz iman-ı kamil cümle yarenler merhaba. Biat-ı Hakk ve Muhammed'den kılınır. O da bir vücut olan insan-ı kamilden. Allah bizi o insan-ı kâmile ulaştırsın. Evet.
onun temizliğinden, yani onun yapmış olduğu temizlikten geçirsin. Amin. Bizlere en zahiri, en batını abdest aldırsın. Amin. Bütün günah olan şirklerimizden kurtulalım. Sevap olan hak varlığıyla var olalım. Amin. Uzak değilsin, yakınsın. Canda gönülde sen varsın. Anladık ki inşallah anlayacağız. Sen bensin. Ben sabrımı arıyorum diyor. Biz de o zaman eğer ki bulursak özümüzde, sözümüzde, elimizde, ayağımızda, gözümüzde, kulağımızda, cemi azalarımızda o hakkı bulursak bizler de kendimizi arayacağız. Ben diyeceğim ki Aşık Emre'yi arıyorum. Sen diyeceksin Derviş Hüseyin'i arıyorum. Derviş Selin'i arıyorum. Ahmet'i arıyorum, Mehmet'i arıyorum, Ayşe'yi arıyorum, Fatma'yı arıyorum diye gezeceksin. Ama bulacağın sadece haktan gayrısı olmaz. Haktan gayrı bir nesne yok. Gözsüzlere pinharmış. Çünkü Allah senin gözünü açmışsa arasan da Ayşe'yi Fatma'yı bulamazsın. Çünkü o perdedir. Perdedir Ayşe Fatma. Perde kalkmışsa perde yok. Nerede bulacaksın Ayşe Fatma'yı? Allah'tan gayrısını görmezsin. Allah'tan gayrı görmez gözün. Allah'tan gayrı duymaz kulak. Allah'tan gayrı koku almaz burun. Allah'tan gayrı kelam etmez dilin. Allah'tan gayrı ayak yürümez. El tutmaz. Bütün vücut Allah'tan gayrı bir iş yapmaz. Ama sadece şu gözündeki perdeyi hicabı kaldır. Rabbim perdeleri kaldıranlardan eylesin. Kaldıracak olanı da buldursun. Allah'ı bulmak kolaydır der arifler. Bulduranı bulmak çok zordur. İnşallah o bulduranı buluruz. Rabbim melametin neşesinden ayırmasın. Evet. Bir aşır okuyalım. Ondan sonra duydum beni met etmişler istedim. Tamam, aşır okuyalım. Bir ilah yapalım. Ondan sonra yayını noktalayalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuven ehad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad lillahu samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
alemin. Sadakallahul azim. Amin. Amin, amin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Ya Rabbi, ya Rabbil alemin. Zahir ve batın vermiş olduğun rızıklara hamdü senalar olsun. Amin. Ya Rabbi, ya Rabbil alemin. Bu melamet neşesinde eylediğin için hamdü senalar olsun. Amin. Ya Rabbi, silsile-i fehmiye safında eylediğin için hamdü senalar olsun. Amin. Ya Rabbi, ya Rabbil alemin. Aşkından, feyzinden, muhabbetinden verdikçe ver bizlere. Amin. Yokluğunu bilenlerden eyle. Amin. Fena ender fena olanlardan eyle. Amin. Beka ender beka olanlardan eyle. Amin. Arifan eyle. Amin. Ya Rabbi, İrfaniyetle dolanlardan eyle. Amin. İlmi ilmullah olanlardan eyle. Amin. Efali efalullah olanlardan Amin. Eyle. Sıfatı sıfatullah olanlardan Amin. Eyle. Vücudu vücudullah olanlardan Amin. Eyle. Tevhid ehli olanlardan Amin. Eyle. Amin. Ya Rabbi, hiçbir zaman bir an dahi bu tevhidten bizleri uzak eyleme. Amin. Ya Rabbi, ya Rabbil alemin, senden bir an dahi uzak eyleme. Amin. Ya Rabbi, gönlümüzü karanlık eyleme. Amin. Ya Rabbi, gönlümüzü aydınlat. Amin. Bu ilmin nurunda bizi aydınlat. Amin. Melamet nurunda bizi aydınlat. Amin. Muhammed nurunda bizi aydınlat. Amin. Ya Rabbi, kendi nurunda bizi aydınlat. Amin. Ya Rabbi, ya Rabbil alemin, o insan ikamini gönlümüzde uyandırmayı sen nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin manasını gönlümüzde uyandırmayı sen nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, senin mananı gönlümüzde uyandırmayı sen nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, ya Rabbil alemin, enfus, afak, hareket ve sükun tüm güzelliklerde senin failini, mevsufluğunu, mevcutluğunu anlayanlardan eyle. Amin. Ya Rabbi, görenlerden eyle. Amin. Ya Rabbi, perdelerini kaldıranlardan eyle. Amin. Ya Rabbi, ya Rabbil alemin, gecenin, gündüzün, yıldızların hikmetini, himmetini bizlere bildir. Amin. Ya Rabbi, ya Rabbil alemin, gönlümüzdeki ashabı uyandırmayı sen nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, ya Rabbil alemin, senden yoksul olanlardan, gafil olanlardan eyleme. Amin. Ya Rabbi, senin yolunda arif ve sadık olanlardan eyle. Amin. Ya Rabbi, ya Rabbil olan, ya Rabbi, ya Rabbil alemin, kamil dereceye ulaşabilenlerden eyle. Amin. Ya Rabbi, Kur'an'ı özünde açığa çıkaranlardan eyle. Amin. Tam bir Kur'an olan, insan Kur'an olanlardan eyle. Amin. Ya Rabbi, ya Rabbil alemin, bizleri kendine kul eyle. Amin. Habibi edibine ümmet eyle. Amin. Mürşitlerimize ve yolun büyüklerine birer derviş eyle. Amin. Muhammed Nurul Arabiül Melami Hazretlerinin manasını, hikmetini gönlümüze doldur. Amin. Ya Rabbi, o Muhammed Nur'un bizlerden açığa çıkaranlardan eyle. Amin. Ya Rabbi, ya Rabbil alemin, tırnağımızdan saçımıza o Muhammed Nur'un manasıyla dolanlardan eyle. Amin. Ya Rabbi, biz o Muhammed Nur'dan razıyız. Sen de ondan razı olmayın. Sen nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, sen ondan razısın, biliyoruz. Yine de bu aciz dilimizle söylüyoruz. Sen ondan razı ol. Amin. Ya Rabbi, ya Rabbil alemin, bizleri beraber haşreyle. Amin. Ya Rabbi, ya Rabbil alemin, gönlümüzde Muhammed Nur'un sevdasını, aşkını, feyzini, bereketini, ihsanını sen nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, ya Rabbil alemin, gözümüzü o Muhammed Nur nasıl seni görmüşse aynısını istiyoruz bizler de. Ya Rabbi, gözlerimizin senin o Muhammed Nur'un bakışını bizlere de nasip eyle. Amin. O Muhammed Nur'un Arabiül Melami Hazretlerinin nasıl seni duymuşsa bizler de duymak istiyoruz, sen nasip eyle. Amin. Nasıl seni sevmişse kalbimize, gönlümüze onun sevgisinden sen nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, Muhammed'i nasıl sevmişse bizler de aynısından istiyoruz. Aynısından sen bizlere nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, ya Rabbil alemin, o Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senden ne istemişse aynısını bizatihi bizler de istiyoruz, sen nasip eyle. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyiden Evvelin vel Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Hasreten ya Rabbi, yolumuzun büyüklerine sağlık ve sıhhat nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, onlara öyle sağlık ver ki hizmetini layıkıyla yerine getirebilsinler. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Üç İhlas, bir Fatiha. Pir Muhammed Nur Arabül Melami Hazretleri ruhuna 3 İhlas 1 Fatiha El Fatiha. Evet, bir istek vardı, ilahi isteği. Onu da yerine getirelim. Ondan sonra vedalaşalım. Aç var mı senin sözleri? Duydum, beni methetmişler. Eyvallah.
Kapanmıyor değil mi ışığı? Yok, 10 dakika. Al buradan ışık, sen kendine de açarmışsın. Ha burada var var, tamam. Al sen bunu. Tamam, burada var. Hangi bakanla okuyalım şimdi bunu? Bakanlar çok buna. Siz biliyorsunuz efendim. Bu yoksa? Duydum beni. Bad.
Huve levvelü vel ahiru vel zahiru vel batın ve huve bi külli şeyin alim Allah. Evet dostlar, bu gecelik bu kadar. İnşallah daha sonra haftaya perşembe yine buluşalım, görüşelim, konuşalım, muhabbet edelim. Gönülden gönüle muhabbet edelim. Sizleri seviyoruz. Daima gönlümüzde varsanız inşallah bizler de sizin gönlünüze girmişsek ne mutlu. Buradan Makedonya'ya Usturumca halkına gönül dolusu selamlar. Bizi sevene, sevmeyene Esselamu Aleyküm. Gönül dolusu selamlar, saygılar, sevgiler sunuyorum. İstanbul'a, Bursa'ya, Çanakkale'ye, Ankara'ya, bütün nerede Melami Can varsa, Melami olana da olmayana da selam, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bizleri Almanya'dan izliyorlar. Avrupa'dan izleyenler var. Onlara da buradan gönül dolusu selamlar. İnşallah yine buluşuruz, konuşuruz, görüşürüz. İnşallah zahiren de Mevlam Cemal Cemal'e de konuşturanlardan eylesin bizleri. Nasip Allah nasip ederse olur. Aşk ile kalın. Sevgiyle kalın. Muhabbetle kalın. Allah'la kalın. Muhammed Nur'la kalın. Kamil insanla kalın. Allah-u Zülcelal'e ve ikram ile kalın. Hu verenler hu. Hep beraber bir de hu diyelim. Hu.